Sevgili mavi kadınlar, 2024'ü bir de burç bazında, bir yükselen burç bazında ay ay anlatalım istedik. Yani hangi aylar nelere dikkat etmelisiniz, ne konuda şanslısınız ya da neler yapmalısınız, bunlardan bahsediyor olacağız. Sevgili koçlar ve yükselen koçlarla başlıyorum. Koçlar ve yükselen koçlar, seneye kariyer odaklı başlayabilirsiniz. İş arayanlar varsa Ocak ayının başını, hatta ilk 15 gününü bu konuda aktif olarak çalışarak geçirebilirsiniz. Şubat'la beraber, Ocak sonu Şubat'la beraber biraz daha ortamları değiştirdiğiniz, biraz daha flört enerjisi taşıdığınız bir döneme gireceksiniz. Mart sizin için hafiften böyle melankoli, belki biraz kalbe, biraz ruha dönme zamanları olabilir. Ama yıl ortasında, aslında Mart ayının sonunda bir tutulma var. Bir tutulma serisine gireceğiz. Hem 25 Mart hem 8 Nisan. Bu iki tutulmada size diyecek ki yalnız olanlar, 18 yıllık döngüler değiştiler. O yüzden ilişki hattınızda bir tutulma olacak demektir bu sene boyunca. O yüzden özellikle Mart ve Nisan aylarında yalnız olanların hayatlarına ilişki anlamında yeni şeyler olması için adım atmalarını çokça tavsiye ediyorum. İlişkisi olanlarsa sorunları çözmek, belki konuşmak, belki krizlerle yüzleşmek gerekebilir. Mayıs ayıyla beraber önemli bir geçiş olacak. Jüpiter 16 Mayıs itibariyle burç değiştirecek. Yani sizin için Mayıs ayına kadar parasal konularda devam eden şansınız Mayıs'la beraber iletişim, sosyalleşmek, yeni ortamlara girmek şeklinde devam edecek. Hatta araba almak isteyenler varsa bu dönem araba alma fırsatları da karşınıza çıkacak diye söyleyebilirim. Yine eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili güzel fırsatlar çıkacak. Haziran ayına baktığımızda siz Haziran'ı biraz çalışarak geçirebilirsiniz. Hatta Temmuz'da böyle biraz daha yoğun geçecek. Sizin için Ağustos ayı böyle biraz daha aşkın, flörtün, seyahatin belki yoğun olarak geçeceği bir dönem olacak. Eylül'le beraber hafif bir melankoli yine sizi bekliyor olabilir. Birazcık işte yılıza bitirdik, ne olacak durumuna geçebilirsiniz. Ama Ekim'de iki tane önemli tutulma var ve dediğim gibi tutulmalar sizin bu sene boyunca ilişki hattınızda çalışıyor olacak 18 sene sonra. O yüzden yalnız olanlar için dediğim gibi hem Mart-Nisan'da hem Eylül-Ekim aylarındaki iki tutulma senenin geneline yansıyacak, ilişki odağını getirecektir. Mutlaka, yani yalnız olanlar bu sene hayata küsmek için doğru zaman değil, adımlarınızı atmaktan geri durmayın. İlişkisi olanlarsa ilişkinize odaklanın lütfen, her şeyden daha fazla. Kasım ayı ile beraber siz birazcık daha işte parasal konular, belki yatırımlar konusunda odaklanacaksınız ve aralığı iyi bir iş teklifiyle kapatabilirsiniz. Sevgili koçlar, umarım şahane bir yıl olur. Umarım gönlünüzden geçenler gerçek olur.